Herkese yeniden merhabalar. Bir aydır beraber değiliz arkadaşlar ve bu bir aylık sürenin ardından dedim ki tekrardan güzel bir konuyla karşınıza çıkayım. Bugün sizlerle beraber neden siyaset okumak isterken, neden memur olmak isterken, neden avukatlıktan vazgeçtiğimi anlattığım bir videoyla karşınızda olacağım. Neden turizmi seçtiğimle alakalı birazcık sizlere birkaç konudan bahsedeceğim. Öncelikle o zamanlardan anladım ki bir yerlere gelmek, bir yerlerde başarılı olmak gerçekten çok zor. Özellikle yaşadığımız şartların gidişatını birazcık öngörerek dedim ki benim daha farklı bir iş yapmam lazım. Benim daha farklı bir sektörde kolayca yükselebileceğim basamakları ayağımın altına getirebileceğim bir sektörde olmak istedim. Bu yüzden ben de lisedeyken Anadolu Lisesi'ni bırakıp turizm lisesine geçtim. Bugün sizlere turizm otelcilik okumanın ve otelde çalışmanın size kattığı şeylerden bahsedeceğim birazcık. O yüzden her şeyi buraya not ettim arkadaşlar. Yaklaşık 3 sayfalık bir yazım var. Bu 3 sayfalık yazımda birazcık bunlardan konuşacağım sizlere. Öncelikle bir insanın yaşamını devam ettirebilmesi için temel ihtiyaçlara ihtiyacı vardır arkadaşlar. Bunlar nedir? İşte besindir, korunma ihtiyacıdır, sığınma, bir ev içinde yaşama, ne bileyim sosyalleşme. Hani bunların temel ihtiyaçlar olduğunu siz zaten biliyorsunuz. Ve bunları otelcilik sektörü gerçekten çok güzel bir şekilde karşılamakta arkadaşlar. Onları da ben önce güzel bir şekilde karşılanan temel ihtiyaçlardan bahsettiğim kısımları yazdım. Ve daha sonrasında otelde çalışarak kazanabileceğiniz imkanlar ve fırsatlardan size birazcık bahsetmek istedim. O zaman çok uzatmadan hadi videomuza geçelim. Öncelikle karşılanan temel ihtiyaçların ilk basamağında arkadaşlar kişisel verilerin korunma kanunu var. Evet arkadaşlar, sizin kişisel verileriniz aslında her şeyiniz. Sizin kişisel verileriniz ne kadar korunursa, ne kadar saklanırsa bu sizin açınızdan da kesinlikle iyidir. Ve büyük oteller arkadaşlar bu işi gerçekten güzel bir şekilde yapıyor. Sizin kişisel verilerinizi güzel ve saklı bir biçimde tutuyor. İkinci maddede arkadaşlar yine temel ihtiyaçlarımızdan birisi olan sığınma ihtiyacımız. Yani bir insanın yaşamını devam ettirebilmesi için bir eve ihtiyacı vardır arkadaşlar. Gece yatıp kışın sıcak, yazın ferah bir ortama ihtiyacı vardır. Hani en azından ruh sağlığı ve kendi bedensel sağlığı için. Bunu da yine otel görmüş olduğunuz üzere karşılıyor arkadaşlar. Hani yatak olsun, televizyon olsun, ne bileyim klima olsun. Yani bunun gibi ihtiyaçlarınızı ücretsiz bir biçimde karşılıyor arkadaşlar. Üçüncü temel ihtiyaçlarımızdan birisi arkadaşlar yine bildiğiniz üzere güvenlik. Hani sizin tek kaybedecek bir şeyiniz var aslında. O da canınız. Hani canınızı kaybetmediğiniz sürece diğer sorunlar bir şekilde hallolur. O yüzden yine otel bunlar için güzel bir seçim arkadaşlar. Çünkü otelcilik sektöründe otel ve kaldığınız yer 7/24 güvenlik ve güvenlik kameraları tarafından izlenerek denetleniyor. Yani başınıza herhangi bir olay geldiğinde en azından kendinizi savunmanız için ne bileyim güvenlik kaydı olur veya bir eşyanız kaybolur, çalınır. Yine güvenlik kaydından bulunabilir veya hani kaldığınız yere farklı insanlar giremiyor hiçbir şekilde. Hani otel çalışanı olmadığı sürece. Bu da yine dışarıdan gelebilecek hani farklı insanlar, biliyorsunuz şu an Türkiye'de hani elini kolunu sallayarak gezen bir sürü psikopat insan var. Bunlardan yine sizi güvenlikler koruyor arkadaşlar. Yine en önemli temel ihtiyaçlarımızdan birisi olan besin arkadaşlar. Otel bunu gerçekten çok güzel bir şekilde sağlıyor. Günde 3 değil 4 öğün yemek sağlıyor size arkadaşlar. Bunlar sabah, öğle, ikindi ve gece yemeği, yani akşam ve gece yemeği olarak düşünebilirsiniz. Ve bu öğünlerin hepsinde arkadaşlar gerçekten çeşitlilik o kadar fazla ki insan seçerken bile hani bakıyor acaba hangisini yesem bugün diye. Yani o yüzden otel besin ihtiyaçlarınızı da karşılıyor arkadaşlar. İyi, her şey güzel. Bazı temel ihtiyaçlarımızı karşıladık. Fakat hani dışarıda hayatımızı idame ettirebilmemiz için bizim de yine bir şeylere ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu da öz bakım. Şimdi bir insanın öz bakımlı olması zaten çok önemlidir. Hani kendine saygı duyması ve kendi bakımını yapması her insanın gerçekten ihtiyacıdır. Yani böyle hani bu bir zevk değildir, bir ihtiyaçtır. Tamam. O yüzden otel de size çamaşırlarınızı düzenli ve temiz bir şekilde kullanabilmeniz için size çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi ve ütü gibi hizmetleri yine ücretsiz bir şekilde sağlıyor arkadaşlar. Yine olası bir biçimde 7/24 duş alabilme imkanını sunuyor arkadaşlar. Gerek otelde olsun, gerek lojmanda olsun. Sıcak suyunuz her zaman elinizin altında oluyor. Şimdi otelde yine kişiye özel bazı eşyalar var arkadaşlar. Yine bizim otelimizde ayakkabı olsun arkadaşlar, iç kıyafetler olsun. İç kıyafetlerin bir tane yediye veriliyor. Diğerleri de günübirlik olarak temizleniyor zaten. Ve bunlar kişiye özel oluyor arkadaşlar. Yani sizin giydiğiniz kıyafeti başka bir başkası giymiyor. Çalıştığınız süre boyunca size zimmetlenen kıyafetleri sadece siz kullanabiliyorsunuz.
Yine bu şekilde de siz bir hayat sürmeye devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi benim aslında en çok sevdiğim olaylardan birisi otel yeni insanlarla tanışmanız ve sosyalleşebilmeniz için organizasyonlar ve partiler düzenliyor arkadaşlar. Yani bizim otelimizde havuzbaşı parti oluyor ayda bir veya ayda iki kere. Daha sonrasında yine farklı organizasyonlar da oluyor. Fakat tarihleri belli olmuyor bunların. Duyurusu yine 2-3 gün önceden yapılıyor. Bunlar nasıl partiler? İşte barbekü parti, alkollü partiler oluyor bazen. Bazen DJ müzikli, bazen hepsinin olduğu partiler oluyor. Ve gerçekten insanlar orada eğlenerek en azından hani bu nasıl diyeyim işin stresini o gün atmış oluyor ve ertesi gün yeni bir kafayla işine devam edebiliyor arkadaşlar. Yine bu da sosyalleşebilmeniz ve ruh sağlığınızı korumanız açısından güzel bir aktivite bana göre. Çalıştığınız ortamın yine temiz olması çok önemli. O yüzden otel günlük olarak kıyafetlerinizi yıkıyor arkadaşlar. Otel deterjanlarla ve ertesi güne ütülenmiş bir şekilde siz o kıyafetlerinize tekrar erişebilerek yine çalışma ortamınızda temiz ve ferah bir biçimde çalışmanıza devam edebiliyorsunuz. Geçelim ikinci sayfamıza. İmkanlar ve fırsatlar. Arkadaşlar az önce temel ihtiyaçlarımızdan bahsettik. Hangilerini gideriyor otel, hangilerinde yardımcı oluyor bunlardan bahsettik. Şimdi ise imkanlar ve fırsatlardan bahsedeceğim size. Asıl önemli olan konu bu zaten. Turizm sektörü kesinlikle hani para kazanmayı düşünerek gerçekten çok güzel paralar kazanıyorsunuz, orası ayrı. Ama para kazanmak için değil de insan kazanmak için girdiğiniz bir sektörse eğer turizm, gerçekten çok güzel imkanlar sağlanabiliyor sizler arkadaşlar. Şimdi birazcık da onlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi hiçbir şey bilmeseniz dahi, otelcilik sektörüne yeni girmiş bir insan olsanız dahi otel sizi geliştirmek ve size iş öğretebilmek için eğitimler düzenliyor. Bu da size işte nasıl bir serviste bulunabileceğinizi veya neler yapmanız gerektiğini anlatılan kısımlar oluyor. Bu eğitimlerde de yine iş öğrenmek için katılıyorsunuz. Sadece iş öğrenmek için değil, iş kazaları veya hiyerarşiyi öğrenebilmeniz için size bazı sunumlar ve slaytlar sunuluyor arkadaşlar toplu bir biçimde. Bu eğitimlere katılarak yine kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Şimdi her şey yolunda gittiği takdirde başarılı bir iş kariyerinde arkadaşlar yükselebilmeniz için otel size terfi sunuyor. Yani çalıştığınız süre boyunca eğer düzenli bir personelseniz, işinize saatinde gelip işlerde başarılı oluyorsanız ve takdir ediliyorsanız arkadaşlar iş süreciniz boyunca terfi alarak yükselebiliyorsunuz arkadaşlar. Terfi aldığınız takdirde maaşınıza ek zam ve yeni ünvanlar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani yükseliyorsunuz bir bakıma. Bir piramit gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Ve ne kadar yükselirseniz o kadar iyi sizler için. Şimdi otelde çalışma saatlerini merak ediyor çoğu insan. İşte mesai oluyor mu? Mesai ne zamanlar oluyor? Tatil var mı? Şu gibi soruları çok duymaya başladım son zamanlarda öğrenci arkadaşlarımızdan. Otelde çalışma süresi yalnızca 8 saat arkadaşlar. A, B ve C olarak shiftlere ayrılıyorsunuz arkadaşlar. Herkesin çalışma saati minimum 8 saat. Ve maksimum da aslında 8 saat. Fakat siz mesai yapmak istediğiniz takdirde veya otel size mesai yazdığı zaman çalıştığınız saat boyunca maaşınıza yansıtılacak ücretler oluyor arkadaşlar. Atıyorum 10 saat çalışıyorsunuz. Hani 8 saat değil mesela mantıken anlamanız için anlatıyorum. 10 saat çalışıyorsunuz 100 TL para alıyorsunuz. Yani bunu saate vurduğunuzda 10 TL gibi bir para yapıyor. Daha sonra 11 saat 12 saat çalıştığınız zaman yani yine saat başına ek ücretler alıyorsunuz ve ay sonu maaşınıza bu yansıtılıyor. Eğer paraya ihtiyacınız varsa veya birikim yapıyorsanız bu yüzden mesai gerçekten kullanışlı bir şey aslında. Hazır maaşlardan bahsetmişken arkadaşlar otellerde devamlılık primi de mevcut. Çalıştığınız süre boyunca belli dönemleri atlattığınız takdirde size prim ödemesi yapılıyor. Bu maaşınıza ek olarak yatırılıyor arkadaşlar. Bu primlerden yararlanarak yine rahatlama yaşayabilirsiniz finansal açıdan. Şimdi siz çalışan düzenli bir personelsiniz ve hani ben bu ay ne kadar mesai yaptım veya maaşım ne kadar yattım, nerelerden kesinti oldu, işte vergi kesintisi oluyor biliyorsunuz maaşlarda falan. Bunların kesintisini veya ne kadar maaş aldığınızı öğrenebilmek için gidip maaş bordrosu talep ettiğiniz arkadaşlar size maaş bordrosu veriliyor şeffaf olabilmek adına. Ve siz buradan ne kadar çalıştığınızı, ne kadar ücret yatıldığını, ne kadar kesinti olduğunu falan görebiliyorsunuz şeffaf bir biçimde. Yine bu da güzel bir şeylerden bence. Şimdi arkadaşlar gelelim güzel kısma. Resmi tatillerde çift maaş alırsınız arkadaşlar. Yani resmi tatillerden kastım 29 Ekim, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz gibi hani daha sayamayacağım nice hani 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi bayramlarda çift maaş alırsınız arkadaşlar. Çift maaşlarda atıyorum günlüğünüz yine 100 liradan örnek vereceğim anlayabilmeniz için. Günlük 100 lira bir maaş alıyorsanız o gün için 200 lira maaş alıyorsunuz ve ay sonu yine maaşınıza yansıtılıyor arkadaşlar. Şimdi hazır bayramlardan bahsetmişken bir de bizim bayramlarımız var. Kurban ve Ramazan bayramı biliyorsunuz arkadaşlar. Bu bayramlarda da size yine maaşınızı ek, bayram harçlığı yatırılır. Bu şekilde yine bir finansal rahatlama yaşıyorsunuz yıl içerisinde. Ve gerçekten aklınızı kullanabilerek yine para kazanacağınız bir yöntemden bahsedeceğim arkadaşlar size. Dil primi. Bildiğiniz dil başına
prim maaş alırsınız arkadaşlar. Atıyorum Almanca, İngilizce, ne bileyim Rusça. Hani bu 3 tane dil biliyorsunuz mesela veya tek bir dil biliyorsunuz İngilizce. Hani bunun sayısı arttıkça alacağınız prim miktarı da o derecede artıyor arkadaşlar. Yani dili öğrenmeye bakın. Dili öğrenmek sadece maaş olarak değil, sizi farklı durumlarda da farklı kültürleri öğrenmeye teşvik eder. Yeni insanlarla da daha rahat tanışabilir ve iletişiminizi oldukça etkileyici kılabilirsiniz bence arkadaşlar. Ve bence dil bilmek çok havalı bir şey. Şimdi o kadar güzel şeyden bahsettik. Bir güzel şey daha var. Otellerde çalışma şevkini arttırmak ve personelleri mutlu etmek adına arkadaşlar her ay departmanlar arasında 2 kişi ayın personeli seçilir ve ödüllendirilir. Ödül kısmına çok girmeyeceğim çünkü farklı otellerde değişik şeyler olabilir ama yine bir para ödülü var bence bunun içinde. Gelelim 3. sayfamıza arkadaşlar. Şimdi yine güzel bir şeyden bahsedeceğim kendinize katabileceğiniz. Otellerde çalıştığınız süre boyunca öğrendiğiniz iş deneyimi yüzünden CV'nizi de yükseltebilirsiniz arkadaşlar. CV gerçekten çok önemli bir şey. Olur bir gün işinizden ayrılırsınız veya daha iyi bir iş imkanı bulursunuz. Başvuracağınız zaman mecburen CV'nizi göndermek zorundasınız arkadaşlar. CV'nizi gönderdiğinizde yine önceki iş deneyimlerinize bakarak sizi işe alabilme veya işe uygun musunuz değil misiniz bunu öğrenebilirler arkadaşlar gönderdiğiniz kişi. O yüzden CV çok önemli. CV'ye dikkat edin. CV'nizi her zaman geliştirmeye bakın arkadaşlar. Şimdi yine çok güzel bir imkandan bahsedeceğim. Türkiye'de vize almak biraz zor. Hani bunu şu anda geçen yıldan beri biz de uğraşıyoruz vize almak için. Şöyle güzel bir olay var arkadaşlar. Atıyorum şimdi siz bir otelde çalışıyorsunuz. Zincir bir otelde. İşte yurt dışında da oteli var. Her yerde oteli var dünyada. Yayılmış bir oteller zinciri var. Atıyorum Türkiye'de çalışıyorsunuz siz. Ve sezon bitiyor. Sezon bitimine doğru hani bazen kış konsepti olan oteller de oluyor. Yani atıyorum yurt dışında kış konsepti olan bir otel size diyor ki sen bu yıl iyi çalıştın burada. Hani kendini geliştirmek istiyorsun belli. O yüzden biz seni yurt dışına yolluyoruz diyorlar. Ve iş vizesi çıkartarak arkadaşlar kolay bir biçimde sizi yurt dışına gönderiyorlar. Eğer orada da üstün bir başarı sergilerseniz tabii kalmanız da bir o kadar mümkün. Şimdi yine güzel sevdiğim bir olaylardan birisi. Aslında hepsini de severek başlıyorum. Kusura bakmayın klasik oldu birazcık. Şimdi atıyorum müdür oldunuz, şef oldunuz veya kaptan oldunuz. Ya da atıyorum mutfak kısmında falan. Hani insanları yöneten bir insan oldunuz artık. Şimdi bu sosyal hayatınızı etki etmesin diye otel size yeni hat ve yeni telefon imkanı sunuyor arkadaşlar. Yani iş bittikten sonra iş telefonunu isterseniz kapatarak sosyal hayatınızı, iş hayatınızı dengeleyebilirsiniz bana göre. Veya farklı amaçlar için de olabilir. Ama ben bunu bu şekilde yorumladım. Ve tıpkı bir memur gibi arkadaşlar otellerde de yıllık izne sahipsiniz. Yıllık izne çıktığınız takdirde gelmediğiniz günler ücretli izin olarak yazılır ve sizin gelmediğiniz günlerde çalışmışsınız gibi maaşınıza hani yatırılmaya devam eder maaşınız ve siz tatilde keyif yaparken bile aslında maaş almaya devam edersiniz. Yani o kadar çok imkan var, o kadar çok fırsat var ki bu sektörde. Hani aklını kullanabilen bir insan mümkünatı yok yani hayatı kurtulur yani bu sektörde. O yüzden siz de kendinize güveniyorsanız, kendinizi geliştirebileceğinize inanıyorsanız arkadaşlar ve insanlarla iletişiminiz kuvvetli, kendinizi kolayca sevdirebilen bir insansanız hiç durmadan turizm sektörüne geçmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım video öğrenci arkadaşlarım için yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Böyle bir video yapmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Turizmle alakalı videolarımın devamını istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olarak isterseniz bana destek olabilirsiniz. Yakında yine yeni videolarla görüşmek üzere. Ciao.